nasıl seyrediyor biliyor musun bak böyle. Burada çoraplarım nasıl var? Onu bir çoraplarımı da göstereyim. Onları göstermez artık. Ya konuşma işlerine bence Erol Hoca'nın çok fazla girmemesi lazım. Senin yapacağın konuşmayı, senin yapacağın motivasyonu, senin yaptığın oyuncu değişikliğini, senin yaptığın sistem değişikliğini biz konuşacağız. Sen konuşma. Gel, yaklaş. Bu hafta ne tutuyoruz? Bu hafta hamsi tutuyoruz, hamsi. Hamsi, Trabzon hamsisi. Bu arada arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim. 2 tane balık alacağız diye 2 kilo tavuk aldı beyefendi. 2 kilo. Bütün balıklar öğrendi. Burada bir tane keriz var diye. Devamlı şey diyorlarmış. Şey, şovmanlı var ya güneş gözlüğü gibi. Sana geliyorlar biliyorsun değil mi? Bayağı bir yem harcadık ama yarım kilo sabah bir tane gümüş balığı yakalıyoruz. Bunun hesabını yaptık. Bir kilo öder. Yine takıldı benimki. Takıldı. Nereye takıldı? Takıldı baba. Çekersen gelir merak etme. Şimdi arkadaşlar burada birkaç tane çete varmış burada balık çetesi. Demişler ki burada bir tane keriz var. Çok güzel tavuk atıyor bize. Bak tavuğu nereden aldın? Dünden mi? Ha? Toktan mı? Dünden mi? Hayır. Ucuz olmuş. En ucuz da çok. En ucuz tavuğu almış. Gelmiş burada. Şimdi bütün balıklar buraya toplandı. Yanında kardeşlerimiz var balık tutan. Hepsi Allah razı olsun diyorlar. Nereden getirdin bunu diye. Adamlar solucanın molucanın peşinde. Baba burada haftaya şey alalım istiyorsan. Biz ola. Kendiler yine gitmiş ya. Ha? Bak yine bak yiyelim. Şuraya bir dön Allah aşkına dön. Kendiler yine gitmiş. Yine yemiş. Yemine sağlık balık ya. İşte sen hissedemiyorsun. Hissedemiyorsun. Hadi ben hissedemiyorum. Balık salak onu yedir. Balık gidiyor. Neyse. Nasıl gidiyor? Ortanın içine tam geçirdik yemeği. Geçirememişsin. Haftaya diyorum bunlara pirzola falan mı alsak? Ha? Mangal yapalım. Mangal yapayım bunlara. Burada atayım abi balık tutmaya falan gerek yok. Kuşumuz da var gördüğünüz gibi. Ne kurşun kaldı, ne silah, hiçbir şey kalmadı abi. Evet, Fenerbahçe, Trabzon maçı. Nasıl oldu maç? Bence dalgasız bir yerde gidiyor. Sana bir iddiada bulunuyorum ama çok konuşulacak laflardan biri söylüyorum sana. Sosa ile bu Savva Aytak aynı anda oynamaz abi. Şimdi bir balık macerası yaşadık. Balıklar da macera yaşadı. Bir şey söyleyeceğim. Balıklar da macera yaşadı evet. Balık almaya gittik. 2 kilo tavuk parası verdik. Ayrıca gittik 1 kilo da balık aldık. Kaç paraya mal oldu bize? Aslan yüzünden balığa geldi. Demek ki neymiş kardeşim balığı gideceksin balıkçıdan alacaksın. Alacaksın. Ne işin var senin? Hayır inek yerken inek mi avlıyorsun? Yani gidip bir tane pirzola yiyeceksin de danaya mı giriyorsun? Yani ha yani komodo izleri miyiz biz kardeşim yani? Fulya abi. Evet dersimizi aldık. Dersimizi aldık. Tamam bundan bütün sonra balıkçı kardeşlerimize bak. Buradan selam. Hakikaten çok büyük iş yapıyorlar. Çok büyük iş yapıyorlar. Vallahi nasıl beceriyorlar bilmiyorum ama. Suyu burada şey yap. Su biliyorsun Fenerbahçe sponsoru. Öyle mi? Balık kursu. Ama reklama giriyor işte. Yapma bunları diyorum sana. Öyle mi? Tabii canım. Bunu çaktırmadan yapacaksın. Sen şimdi açık açık reklam yapıyorsun. Biz daha başlayan sponsorumuz için. Ha bir şey olmaz. Para almıyoruz yani. Tamam. Yani ay sonra kalkıp ben demesinler ki ya vergisini ver falan da. Yok para vermiyoruz. Evet Fenerbahçe demişken. Burada maçtan önce şurada oturuyorduk. Evet. Ben sana ne dedim? Aynen kelime kelime söyle. Hatta sen dedin. Fenerbahçe 2 yılda 3 farklı kazanmadı. Ha kaç farklı kazandı? 2 farklı. Sen ne dedin? Beraberlik totem yaptım. Totem. Sen ne yapıyorsun sen bana? Sen bana ne bakıyorsun? Sen bana ne bakıyorsun? Bir de şey, ya içine doğar insanın bazen yani falan dedim. Ha. İçine doğar. Ha. Abdallah mağlup olur dedin. He ne oldu? İçine doğanlar. Şeyde, şimdi bir kere Trabzonspor'la Fenerbahçe'de hakikaten bir şey farkı var. Kalite farkı var. Sket farkı var. Çok net yani. Abi, düşünsene zevke baksana Tülay abi. Oyunun adam çıkacaksın Sosa'yı çıkartıyorsun yani. Böyle bir şey olur mu ya? Ya. Milletin kulübesinde çakar almazlar var. Senin kulübende S-400'ler. Güm 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 diye. Tamam mı? Evet. Hangi takım Sosa'yı çıkartıyorsun? Bugün Beşiktaş'ta Sosa çıkar mı? Olsa çıkar. Yani olsa çıkmaz. Olsa sahaya çıkar. Sahaya çıkar ya. Trabzon'da zaten, zaten sürekli oynadı. Fenerbahçe'de daha oynamayan var. Şey var. Bana göre en iyi transferi sezon. Erotti. Erotti daha hiç oynamadı. Hiç oynamadı. Ve inan bana sezonda ne transfer? Onu önce göreceksin.
Hele bir oynasın da görürüz inşallah. Oynasın bak. Feguli ve ikisi bana göre bu ligdeki en kaliteli iki oyuncu. Oynasın. Diyeceksin ki ya baba hani eşeğin bir ağırda kalmış derler ya. Evet. Daha adam hiç oynamadı. Ondan sonra Beşiktaş'ın... Korkuyor musun Fenerbahçe'den bu sene? Yok, şampiyon olup Fenerbahçe. Korkmaya gerek yok. Açık ara yapacak gibi görünüyor değil mi? Ya açık arasını, kapalı arasını bilmem. Fenerbahçe kendi kendine çelme takmasa şampiyon. Şimdi Trabzon maçını mesela açıklamaları izliyorum ben Erol Hoca'dan. Erol Hoca şöyle diyor. Bir Fatih Terim havası var. Erol Terim diyor ben artık. Yok. Şöyle bak, şöyle diyor. Devre arası bir iki konuşma yaptık, bir iki dokunuş yaptık, bir iki oyuncu değiştirdik. Takım kendini topardı. Onu sen söyleme, biz onu söyleyelim. Doğru, oğlum haklısın orada. Evet. Ama Fatih Terim'le karşılaştırmak istemiyorum. Peki hoca, sevgili Erol kardeş, ilk yarıdaki takımı kim yaptı? Ali Koç mu yaptı? Yine de 45 dakika çöpe gitti. Çöpe gitti, bıraksan Trabzon'u 3-0 yapsan ne yapacaksın? Evet. Şimdi diyorsun ki, Caner'in pozisyonu penaltı mı? Değil. Ama Fener tarafları var. Artık nasıl seyrediyor biliyor musun? Ya çorapların nasıl var abi? Çorapları da göstereyim. Onları göstermeseler. Keşke göstermeseydin. Keşke göstermeseydin. Her taraftan artık böyle maç seyredildi. Bu ne lan? Deli hapishane kaç günü gibi. Ha? Bunun... Daltonları bilir misin? Buradan tüyüm ekşerti oldu. Bir tabanca. Ah bir tabancam olsaydı. Al işte Joe. Bu ne be? Tabanca. Sabunu yonta yonta bir tabanca yaptım Joe. Bilmez miyim ya? Tamam, pijaması var mı bunun sende? Sen ama, şimdi bana avalel diyeceksin ama sen Joe Dalton'u durdun böyle. O sinirli var ya küçük en ufakları. Oturumu yeniden açıyorum. Ben de kapatıyorum. Lütfen herkes dışarı çıksın. Ne dedi? Herkes dışarı dedi. Bakın benim kafamı bozmayın. Hepinizin ayaklarına sıkarım. Yürü bak tabii. Akıllısı olur, akıllısı olur. Bak bir şey diyeceğim. Fenerbahçe 1-0 mağlup. Caner'in pozisyonu penaltı değil. Yani çok basit bir şekilde şöyle söyleyeyim. Elleri böyle adamın. Şöyle olsa penaltı olur. Ama eller böyle canım yani. Adama dokunuyor sadece. Çok konuşuldu. İyi yaptın bunu söylemekle. Abdülkadir'e baksan %100 penaltı verirsin. Ama yapana bakacaksın. Yapana bakarsan eller böyle. Şöyle bile olmuyor eller. Yani hiç tartışacak. Ama ben futbolun mantığını konuşuyorum. Hakem penaltı verdi. Var diye bir şey yok. Penaltı verdi. 2-0 oldu bu. Bir de Altay'ın kaleyi boşalttığı pozisyon var hatırla. Evet. 3-0 nasıl kalksın altına? 45 dakika Sosa yok sadece. Bak. Ozan yok. Samatta yok. Valencia ilk 10 dakika dışında yok. Valencia'yı şöyle değerlendirmek lazım. Takımın hücuma değil de savunması yaptığı katkı yapıyor. Telkas'ta bocalıyor. Sola mı gideyim, sağa mı gideyim? Ozan onu da bozuyor. Şimdi 5 oyuncu mu? Sen ne yapıyorsun kenarda abi? Ya kenarda üstünü başını yırt bir şey yap hani bir uyandır takımı. Takım uyuyor. Sana bir iddiada bulunuyor mu? Bu çok konuşulacak laflardan biri söyleyeyim sana. Sosa ile Gustavo aynı takı aynı anda oynamaz abi. Ne alakası var? Sosa ile Gustavo aynı anda oynamaz. Yani böyle bir şeyi söylerken bir altını doldurman lazım. Doldur hadi. Dolduracağım altını. Ha söyle. Şimdi bak babacığım bir kere Fenerbahçe özellikle içeride oynadığı maçlarda tek yönlü böyle olması lazım bana sorarsan. Hala ikiyle devam ediyor. Ama en de sonunda teke düşecek. Şey pozisyonunu gördün mü? Sosa'yla çarpışmayı. Orada adam kalabalığı var. Sosa'nın hatası var. Adam kalabalığı var orada. Sosa orada. Adam kalabalığı var babacığım. Artık o kadar şey alan dar, oyuncu fazlalığı var. Birbirine çarpıyorlar artık. Ya dur bir tane pozisyon oldu ne alakası? Hayır hayır. Orada ikisi beraber olmaz. Bir tanesi tamam yıpratan adam. Ya Sosa olacak ya Gustavo olacak. İkisinden birisi. İkisi aynı anda orada. Hiç alakası yok. Bir defa ikisi aynı tip oyuncu değil. Birbirini tamamlayan oyuncu. Gustavo 6 numara pozisyonda oynayan bir adam. Fenerbahçe tek 6 numara. Dünkü maç için söylüyorum. Sosa 8-8.5 oynayan bir adam. Sosa. Nerede oynuyor? Ya, yanında oynuyor. 8-8.5 oynuyor. Yani Sosa'ya şöyle bakamazsın. Kapanan takıma karşı ne atıyor? Ozan'ı öne atıyor. İkisini arkaya koyuyor. İkisi arkada oynamaz. Senin aklına bakarsak dün Ozan'ı geri çekince takım düzeldi. Evet. Yani Ozan'la Sosa onun şeyi, Ozan'la Gustavo olunca bak, düzeldi. Bana sorarsan tek önlü böyle olması lazım. Ama bak tam tersi Ozan da geriye gelince düzeldi takım. Dünkü sorun o değildi. Dünkü sorun şu, ilk yarıda Trabzon bir defa çok soğukkanlı çıkmış. Fenerbahçe'nin ön tarafını iyi sıkıştırdılar. Yani Samatta'nın önünü kapattılar. Valencia'nın o ilk başta bir yerde geri pozisyonu önünü kapattılar. İşin sağdaki teknik anlamında bu. Perkas'ta Ozan da kim nerede oynuyor belli değil. Karambol bir oyun vardı. Ama asıl önemlisi Fenerbahçe'nin motivasyonu bozan ne oldu biliyor musun? 90 gol olacak bir pozisyon var.
O rehavet gidiyor. Nasıl olsa biz bu maçı aldık. Oo çok kolay maç. Ama o rahatlık dönemi bir takım. Ama işte diyorum sana golü yedin o rahatlıkla. Orada hocanın bir şey yapması lazım. Mesela Sosa'yı çıkarmazsın da Ozan'ı geri çeker, Sosa'yı öne çekersin. Atıyor. Anladın ya sağ içinde. Fatih Terim bunu bizim Çekya maçı geldi. Bir baktık. Tuncay'ı biliyorsun. Önde oynayan adam. Ön libero'ya çekti. Herkes şaşırdı. Takım ama onu şok için yaptı. Şok yaşayın dedi. Yani bakın bir şeyler kötü gidiyor. Şimdi dün bakıyorum ilk yarı Fenerbahçe hakikaten uyuyor. Siz de atıyorum. Dün ilk yarı 1-0 biterse sevinmesi lazım. İkinci yiyecekler. Abi kenarda adam seyrediyor. Sonra diyor ki ben bir konuşma yaptım. Baba o konuşmayı baştan yapsana. Ya konuşma işlerine bence Erol Hoca'nın çok fazla girmemesi lazım. Senin yapacağın konuşmayı, senin yapacağın motivasyonu, senin yaptığın oyuncu değişikliğini, senin yaptığın sistem değişikliğini biz konuşacağız. Sen konuşma. Sen konuşma. Sen işine bak Erol Hoca. Zaten böyle bak iyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Gereksiz konuşmaya gerek yok. Değil mi? Bu yayınlarımız devam edecek. Evet. Neredeyse haftada bir bundan sonra yeni yepyeni videolar koyacağız. Emre Bol bunu ben de söylerim. Ve dayının yeri. YouTube adreslerini sakın ama sakın abone olmayı unutmayın. Videoları seyredin. Biz de bol bol video yapalım arkadaşlar. Her türlü video yapılacak. Hem sosyal hem sportif her türlü video yapacağımız gibi yeri gelecek. Bu haftanın önemli kurallarını size burada göstererek, kural kitabını okuyarak anlatacağız. Yani burada... Hatta göstererek, o topuyla beraber tabii, göstererek çok sağlam bir platform olacak arkadaşlar. Haftaya da langırt oynuyoruz. Evet. Kalitesini zaten fark edeceksiniz. Kurgu kalitesini, içeriye katılan müzik kalitesini, artı çekimlerin kalitesini. Bunun için ciddi bir teknoloji yatırımı var. İşte kameramanımız mesela var. Mesela dünyanın en iyi kameramanı aldık. Stefan Spielberg şu anda bizim videoyu çeken adam. Aynen. Stefan Spielberg çekiyor arkadaşlar. Verdik parasını neyse verdik kardeşim. Tabii. Kurgucumuz var. Dolayısıyla bundan sonra hani Emre Bol'un ya da Turgay Demir'in telefonu koyup çektiği videolar değil. Kamera kalitesinde kamerayla, kurguyla yapılan işler izleyeceksiniz. O yüzden YouTube kanallarına abone olun. Bakın yarın öbür gün paralı yaparız. Olmazsın. Olamazsın. Ya. Değil mi? Yaparız yani. Akıllı ol. Akıllı kardeşim. Hadi bakalım. Abone ol. Akıllı ol. Abone ol. Abone ol. Evet.